Evet devam ediyoruz. Bir sorumuzu daha işleyelim. Allah'ın Zile yavaştan sohbetimizi toparlayalım. Peki Allah'ı zikrin bir adabı ve kuralı var mıdır? Bakın burası çok önemli. Allah'ı zikrin adabı ve kuralı. Şimdi sosyal medyada, Instagram'da olsun, diğer sosyal mecralarda Allah'ı zikrediyoruz diye insanlar halay mı çekmiyorlar? Böyle Yapmadıkları şey yok İnsanlar da bu zikir meclisi diye Bunlar hakikat diye dalga geçiyorlar Ne yapıyorlar bir zikir videosu paylaşıyor Yok kadınlar almış eline bendilleri Zıplaya zıplaya bir de bunu videoya çekmişler Bir de bunu sosyal medyaya paylaşıyorlar Kadınlarla erkekler karışık zikir yapamaz Bir kere bunu söylüyorum size Erkekler ayrı kadınlar ayrı Kadınlarla erkekler bir arada zikir yapılan bir meclise gidiyorsanız Böyle bir cemaat duyduysanız Bunlar haramdır bunlar hakikat değildir Bunların tasavvufla tarikatla alakası yoktur Zikrullah'ın adabı vardır. Bakın şimdi Hacı Abdullah Baba Hazretlerinden dinliyoruz. Nasıl namazın tadili erkanı varsa uymak riayet etmek gerekiyorsa zikrullahın da edep ve adabı vardır. Edep ve adabın olmadığı yere maneviyat gelmez. Allah'ı zikredildiği yere orası Kur'an ve sünnete uygun zikrullahın edebi varsa melaikeler, efendimiz, sahabeler bütün maneviyat teşrif eder diyor. Ama edebe uyulmayan yere teşrif etmez, şeytan oraya teşrif eder. Ve zikir yapılırken halaka olunur. Bu halakayı zikir yaptıran zakir, cehri zikirden bahsediyor. Hatmelerde mesela kendileri oturup nakşi yolu yapıyor. Bu da haktır. Ama cehri zikir kadiri rufa yollarında halaka kurulur. Halakayı yaptıran zakir diyor halakanın kendisine göre sağına çavuşunu oturtur. İlahiciler varsa ilahiciler ilk halakaya koyulur. Ondan sonra esmayı iyi vurabilen dervişler yani o usulünü bilen, zikrin usulünü bilenler ön halakaya koyulur. Misafir olanlar varsa da o bölgede ön halakaya bir iki kişi misafir alınır. Ve misafir dervişler varsa onların da müsait olanları ilk halakaya alınır. Geri kalan dervişler ikinci ve üçüncü halaka. Sıralı böyle hani... Kabe-i Muazzama'da namaz esnasında Kabe'nin etrafında nasıl tavaf duruyor, namaz halakası kuruluyor. Aynı halaka Kabe-i Muazzama'nın etrafında durduğu gibi dervişler de diyor halakayı kurar ve üç ihlas bir fatiha. Önce üç ihlas bir fatiha. Dualar okunur. Efendimizden itibaren bütün peygamberler, sahabeler size sohbetlerimde bağışlama yapıyorum ya. Önce zikirde bağışlama yapılır. Bu bağışlama ta ki o yolun mürşidine kadar dayanır. Osmanlı ailesi, tasavvuf ailemiz, akrabay talukatımız hepsine kadar tamamen bağışlanır. Ve daha sonra salatu selam aşkla Efendimiz'e salatu selam getirilir. Ve Halakayı zikir yaparken diyor. Derviş çok dikkatli, disiplinli olmalıdır. Haliyle, tavrıyla herkese örnek olmalıdır. Sadece kendini değil, bütün arkadaşlarını düşünmelidir. Ona göre zikir yapmalıdır. Esasen halakayı zikir yapmak için ağızdaki dilin oynaması ve kişinin bunu duyması yeterlidir. Mesela... La ilahe illallah. La ilahe illallah dediğinde Allah Allah. Bakın Allah ve la ilahe illallah Hay Allahu Allah. Tevhid ve Allah esmasında dudak, vücut, yüz hiçbir yere oynamıyor aslında. Sadece dil oynuyor. Bir insan felçli de olsa, dili dahi tutmasa ya ilahe illallah. Benim bir insan diyor bir insanın la ilahe illallah dediğini kesinlikle anlayamaz. Bakın şu an size tevhid getireyim değil mi? Ağzım kapalı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Oynadı mı hiç ağzım? Burnum oynadı mı? Dudaklarım oynadı mı? Hayır. La ilahe illallah demeye hiçbir şey mani değildir. Felç de olsan, yatalak da olsan, kötürüm de olsan Rabbim seni tevhidiyle zikretmene izin verir. Ne dudak oynar, ne yüzün oynar, ne bacağın hiçbir yerin. La ilahe illallah. Allah Allah. İş yerinde nakışını yaparken la ilahe illallah desen kimsenin ruhu duymaz. Araba kullanırken la ilahe illallah desen yanında biri varken sessiz kimse ağzını oynattığını dahi anlamaz. O yüzden Allah'ı zikir en büyük iştir. Allah'ı zikir yapmak için Rabbim sana bir sürü kolaylıklar da sağlamıştır. Ve zikrullah diyor kadirilerde coşkulu bir şekilde sadece bağırarak değil bakın. Hani diyor ki mesela hoplayarak zıplayarak acayip sesler zikirde çıkarılmaz la ilahe illallah herkes aynı sestir bir kere ayaklar diyor iki ayak birden zikirde kalkmaz. Bazı zikirlerde devran zikri vardır. Onda bile ayaklar sürterek devran edilir, dönülür. Halfetilerde eti, half falan vardır mesela bu halvetilerde. Uşakilerde olur bazen devran zikirleri. Onlarda bile vücudun bir ritmi vardır. Yani sema eder gibi zaten orada semayı anlatırlar. Ama kadrilerde ve rufailerde önce sağ mesela göstereyim size böyle eller bağlanır ayaktasın. La bak sağ yapıyoruz önce. La ilahe doğruldun illallah. La ilahe illallah. Nasıl ritmi görüyor musunuz? Ben Instagram'da bazen paylaşıyorum zikir videoları. O kadar nizami ki Allah esması Allah Allah. Allah Allah namazda selam verir gibi bir sağdaki meleğe toparlanıyorsun soldaki meleğe kalbe doğru illallah illallah diye vura vura herkes yüz kişi aynı şekilde disiplinli bir şekilde zikirlerde bir bendir kullanılır bendir efendimiz zamanında Kuba Mescidi'ne Efendimiz hicret ederken sahabe efendilerimiz bendirlerle karşıladı. İki ney. Ney de Mevlana Hazretleri ne diyor? Mürşidi Kamil'i temsil eder. Allah'ın aşkını anlatır. Efendimiz zamanında da vardı. Ney ve bendir bunlar sıkıntı yok bunlarla ilgili. Bu çalgılar zikir esnasında bendirler vurularak aşkla 4-5 tane ilahici Yunus Emre'nin Aziz Mahmut Üdai'nin canım kurban olsun senin yoluna sen hiç sevdin mi Resulü ilahiler diyor zikri aşka getirir ve bütün dervişler gözleri kapar la ilahe illallah diye zikreder. İşte burada zikrullahın adabı vardır. Zikrullahı yöneten kişi mürşit hayattaysa mürşit halifesi ise halifesi zakir görevlendirdiği kişi ise o görevlendirdiği kişiye herkes ip gibi bakar ön alaka ön alaka öyle zikreder ki arkayı da yönlendirir ve aşkla huzurla eğer Kur'an ve sünnete uygun edebe adaba uygun yapılırsa oraya melaike ikramla teşrif eder Resulullah Efendimiz de bütün evliyalarda neden Ebu'l Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın dergahına kabul etmedi giremez dedi almayın sakın içeri gözyaşları içinde hüngür hüngür ağladı diyor oradaki insanlar Cihan Padişahı Fatih kapıda ey efendim nasıl almazsın içeri? Fatih de diyor döndü arkasını üzgün üzgün. Ya dedi koca şu surları İstanbul'un surlarını geçtik. Bir dervişin dergahına giremiyoruz. Ebul Vefa Hazretleri de gözyaşları içinde. Dedi ki vallahi o Fatih'i buraya soksam. O Fatih gelip burada halakayı zikrin tadını alsa. Buraya teşrif eden binlerce melaikeyi, sahabe efendilerimizi, Resulullah'a görse. Padişahı tacı tahtı bırakır şurada derviş olur dedi. O yüzden o bize padişah olarak lazım. Biz de ona dua edeceğiz. Bizler de vatanımızı milletimizi devletimizi devamlı dualarla zikirlerle